İslamiyetler Bakanı Hoca da o zaman demiş ki ya bizi demiş anketlerde gösterdikleri bize verdikleri rakamın başına bir eklerseniz bizim gerçek oyumuzu bulursunuz. Ben de e, söylüyorum diyorum ki yeniden refah döneminde ikinci 40 yılda milli görüşün ikinci 40 yılında formül değişti. Bize anketlerde verdikleri rakamın başına iki ekleyin o zaman oyumuzu bulursunuz diyorum. Biz tabii e, birçok araştırmalar halkın seçmenin yüzde elli her iki ittifakında sorunlara çözüm olamayacağına inandığını ortaya koyuyor. Her iki ittifakada umut bağlamadıklarını ortaya koyuyor. Biz hem bu 55'in oyuna talibiz. 30'a yakın birçok ankette kararsızlar çıkıyor biliyorsunuz. Bu kararsızların oyuna talibiz. Ve iktidarı hedefliyoruz. Baraj problemimiz olmayacağına canı gönülden inanıyoruz. Üye sayımız, büyük kongremiz, teşkilatlanma düzeyimiz, Anadolu'da gördüğümüz manzarada bunu açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Başına koyuyor. iki koyun dediniz. Yani Refah Partisi'nin son girdiği 95 seçimlerindeki %21 ve evet. geçer değil misiniz? Değil mi? 21, 22, 23 inşallah daha da fazla olur. Çünkü özellikle AK Parti seçmeni, Refah Partisi seçmeni aslında. O şu anda orada kalan %30'luk oyun çok önemli bir kısmı Refah Partisi'nden, Milli Görüş Tabanı'ndan giden seçmenler ve onlardan çok yoğun bir yeniden Refah Partisi'ne dönüş olduğunu açıkça görüyoruz çok ciddi bir oy potansiyeline sahip olduğumuz ortada. Dediğim gibi büyük kongremiz gerçekten de anlatılmaz yaşanır denilecek bir kongre oldu. Bu hazine yardımı almayan bir siyasi partinin, belediyeleri olmayan, mecliste grubu olmayan, medya desteği olmayan, iktidar gücü olmayan bir siyasi partinin bu kadar kurulduğundan bu yana bu kadar kısa süre geçmiş bir siyasi partinin böyle bir büyük kongre yapması çok önemli bir olay.